1977, Samsun Bafra doğumluyum. ...1992 yılında babamız bizi topladı, hepimizi getirdi Bursa'ya. ...1993-94 yıllarına doğru cam sektöründe başladım. Asıl cam fabrikasında ısı cam üretimi olarak başladık biz işe. Camcılık 2003'e kadar devam etti. ...2003'te kendi işletmemi kurdum. ...2010'da cam balkon sektörüne, yeni sektöre atıldım. Filise perdeler 2014'te tanışmış olduk. 2016'da üretimine dedim, yapabilirim ben bunu. Kumaşından tutun, üretim makinelerine kadar kesim, delme makineleri, kuş gözü makinesi olması gereken ipleme özellikle tam ayarında müşterimizin vermiş olduğu ölçülerde sıfır hatayla üretip kolaylıkla takabileceği hale getiriyoruz. Filise perde cam balkon için üretilmiş bir perde sistemleriydi. Benim bunu bünyeme katmam gerektiğini düşündüm. Ve başardığımı da inanıyorum. Girdim 2016'da. Günümüz 2024. Türkiye geneline ve bayiliklere kadar bu işi getirdik. Devamını da ettirmek istiyoruz. Değerli sektör mensupları, sevgili perdeciler, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Bu kez sizlere Bursa'dan sesleniyorum. Evet, Bursa'da, Bursa'nın bir merkez ilçesi olan Yıldırım'da Yaren Filise Perde Sistemlerini ziyarete geldik. Efendim hepinize hayırlı işler diliyoruz ve Yaren Filise Perde Sistemlerini tanımak üzere Sayın Hüseyin Demir'e merhaba diyoruz. Merhaba. Hep birlikte. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sefa teşekkür geldiniz. Ediyorum Hüseyin Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Biz sizi tanımak istiyoruz. Hüseyin Demir'i tanımak istiyoruz. Yaren Filise Perde Sistemlerini tanımak istiyoruz. Evet, bir başarı hikayesiyle karşı karşıyayız. Hikayenize nereden anlatmaya başlarsanız biz oradan dinlemeye hazırız. Öncelikle şuradan başlayalım. 1977, Samsun Bafra doğumluyum. 1992 yılında babamız bizi topladı, hepimizi getirdi Bursa'ya. Köy hayatından geldik biz bu Bursa'ya. Şehir hayatına burada alıştık. Burada başladık. 1993-94 yıllarına doğru cam sektöründe başladım. Asıl cam fabrikasında ısı cam üretimi olarak başladık biz işe. Camcılık 2003'e kadar devam etti. 2003'ten sonra kendi iş yerimi, kendi işletmemi kurdum. Yine cam sektörü üzerine devam ettim. 2010'da cam balkon sektörüne, yeni sektöre atıldım. Baktım cam artık cam balkona döndü. Isı cam. İşte cam balkon, ısı camlı cam balkon dedik, bu iş de rant. Kendimizi cam balkona atadık. Ta ki 2016'da Filise Perde'yle 2014'te tanıştık. Ama hazır alıp uygulama yapmaya başladık. 2016'ya kadar, 2014'ten 2016'ya kadar Filise Perde'yle 2014'te tanışmış olduk. 2016'da üretimine dedim, yapabilirim ben bunu. 2010'da nasıl cam balkona başlayıp
başardıysam dedim ben bunu işi de başarırım. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Plise perde cam balkon için üretilmiş bir perde sistemleriydi. Benim bunu bünyeme katmam gerektiğini düşündüm. Ve başardığımı da inanıyorum. Girdim 2016'da. Günümüz 2024. Türkiye geneline ve bayiliklere kadar bu işi getirdik. Devamında yettirmek istiyoruz. Ve şu an bünyesinde bulunduğumuz Yaren Plise perde sistemlerini 2016'da tam olarak hayata geçirdiniz. Tam olarak hayata geçirdik. 2014'te evet. Deneme süreçleriniz oldu. 2 yıl sürdü. Evet. Ben bu işi başarabilirim dediğiniz noktada da bu firma cam balkonun üzerine plise perde sistemleriyle devam etti. Evet. Konuyu doğru anladık değil mi? Aynen Hüseyin öyle Bey? Oldu. Ve benim tam arkamda kocaman bir atölyeye sahipsiniz. Ve bu atölyede cam balkonlar ve artık yaşam alanlarımızın birçok alanında kullandığımız diğer camlara plise perde giydirmek üzere burada ürünleri hayata geçiriyorsunuz. Yani Yaren Plise Perde Sistemleri bir imalatçı. Evet. Aynen, doğru özetledik değil mi? Evet, aynen. Siz öyle, Bursa'da birçok balkonu camlarla donattınız. Şimdi sıra perdelerinden donatmaya evet, geldi. Evet, plise perdelere geldi. Cam balkon deyince zaten benim aklıma plise perdeler geliyor. Ve şu son dönemde de çok revaçta cam balkoncular artık plise perdeleri kendileri de yapmaya başladılar. Çünkü o kadar çok talep görüyor ki kocaman bir balkona camları yapıyorsunuz. Arkasından ev sahibi perdeyi de yapın diye bir talepte bulunuyor. Dolayısıyla plise artık hayatımızın içinde var. Tıpkı aynen, dikey perdeler bir dönem hayatımızın içine hızlı bir giriş yaptı. Evet. Şu anda da plise perdeler hızlı bir giriş yaptı. Ve daha da gideceğe benziyor. Şöyle söyleyeyim yani 2016'lı 17'li yıllarda aslında plise perde satıyorduk ama stor, zebra, cam balkonlarını stor perdelerle kapatıp camlara çok büyük engel teşkil ediyordu. Bu iş yani o kadar rahatlaştırdı ki cam balkon kullanıcılarını, özellikle ev hanımlarını yani resmen böyle ızdırap çekiyorlardı. Perde ve cam balkondan boğuşuyorlardı. Yani bu perde, plise perde olayı bitirdi. Müthiş, pratik. Yani çok pratik, kurulumu pratik, montajı pratik, temizliği pratik, stor zebraya göre her yönüyle pratik. Şimdi benim bu konuda bazı korkularım var Hüseyin Bey. Ben bunları size soracağım ama oraya gelmeden önce arkadaki atölyeyi merak ediyorum. Tabii biz konuşurken şu anda atölyeden güzel kareler izliyor seyircilerimiz. Atölyeden bahsedelim biraz. Tam bir plise atölyesi. Neler var arkada? Şimdi kumaşından tutun, üretim makinelerine kadar kesim, delme makineleri, kuş gözü makinesi olması gereken ipleme özellikle tam ayarında müşterimizin vermiş olduğu ölçülerde biz bunu üretip yani en sıfır hatayla üretip yani sorunsuz bir şekilde bugün internet üzerinden sipariş veren bir kullanıcı bile kolaylıkla takabileceği hale getiriyoruz. Yani 3-5 saniyede kurabileceği bir perde sistemi üretiyoruz. 10 saniyede 1 dakika diyelim. Kendisi hazırlanmış ürünü 10 saniyede, 15 saniyede kurabilecek bir halde biz teslimatını sağlıyoruz ürünleri. Yani arkadaki atölye A'dan Z'ye en son noktaya varana kadar hepsini bünyesinde barındırıyor. Evet. Yani sizin o aşamalarınızı yapabileceğiniz rahatlıkla kullanım alanına sahip ve birçok alet edevatın bulunduğu bir atölye. Aynen öyle. Evet. Evet. Dolayısıyla siz cam balkondan yani çekirdekten gelme olduğunuz için de Hüseyin Bey işi hepimizden daha iyi bilen birisisiniz. Aynen. Çoğu sıkıntılarını bildiğimiz için, cam balkonu bildiğimiz için biz üretimini de ona göre yapıyoruz. Ben perdeyi üretirken kendimi sipariş veren cam balkoncu veya
perdeci arkadaşın yerine koyarak üretiyorum burada ki daha önce biz aynı sıkıntıları yaşadık montaj esnasında. Biz o sıkıntıları yaşatmama gayret ediyoruz. Onun çerçevesinde üretimimizi yapıyoruz. Yani sıfır hata diyebiliriz. Ölçü yanlış gelmediği müddetçe bizden buradan alıp 15 saniyede ürünü takabilecek kıvamda biz buradan teslim ediyoruz. Bu işe girerken hiç korktunuz mu? Yani bu iş biraz zor gibi gözüküyor dediniz mi? Çünkü plisepar da bana her zaman detay olarak yansıyor. Yani çok detaylı bir perde. Şimdi her işin bir zorluğu var. Tabii ki insanın korktuğu noktalar oluyor ama ben yenilikleri seviyorum. Yani zoru seviyorum. Araştırmayı seviyorum. Araştırmayı seviyorum. Ve başarıyorum da. Bugün camcılıktan başladım. Cam balkonunun hiçbir şeyini bilmiyordum. Onu başardım. Nirvanasına yükseldiğimi şey yapıyorum. Bu işte de işi nirvanasına yükseltmeyi hedefliyorum kendime. Bunu not alacağım efendim, nirvana kelimesini. Evet. Peki evet. Hüseyin Bey. Ve 2016'dan geldiğimiz tarih 2024. Bu işi başardınız, bu işi kotardınız ve birçok müşteri edindiniz. Hı. Müşteriler dolayısıyla sizden taleplerde bulundular. Dediler ki abicim başka rengi yok mu? Şu rengi de katalım mı? Ya şöyle bir kumaş çıkmış onu da kırımını yaptıralım mı gibi. Hı. Ve siz şu anki Yaren Pilise perde sistemleri kataloğunu hayata geçirdiniz. 2024 katalamız bu 2023 dediniz onu ya. Onu da gösterelim. İkisini de gösterelim. Renkleri değiştiriyor muyuz dedik ya. Her yıl biz yeni varyantlar, yeni kumaşlar katıyoruz bünyemize. Yani burada bu 2023-2022 katalamız Hüseyin Bey, da vardı. Yavaş geçelim burayı. Mesela eski katalogdan biraz birkaç kumaş gösterin şöyle bize. Değişiminizi görelim. Şimdi bu 2023'teki kartalamız. Mesela orada kaç varyant vardı? Burada 30 varyant vardı. Hatta 27 varyant vardı. Şu anki katalogda kaç varyant? 43 varyanta çıkarttık. 43. Yani. Evet. Şimdi yeni katalogumuza geçtiğimizde yeni varyantlarımız yani tam olarak kamera görsün Hüseyin Bey, kaldırınız efendim. Yavaş yavaş birkaç kumaş örneği şimdi açalım. En çok satan kumaş grubumuz, varyantlarımız Diamond serisiydi. Bunu yine aynen koruduk. Ondan sonraki kumaşlarımıza toz serisini kattık. Nev serimiz vardı. İşte tül serilerimizi 4 varyanta çıkarttık. Açalım 2'ydi. Kumaşları, birkaç kumaş açalım. Kameraya gösterelim Hüseyin Bey. Yani krem tülümüz, koyu beyaz tülümüz, gösterelim. Gri tülümüz. Yani bunlar hep bu seneki yeni varyantlarımız. Daha arkaya doğru geçtiğimizde bile kağıtlarımız %100 bile kağıt. Ve bu yıl özellikle %100'ün üzerine %80 bile kağıtlarımızı ekledik. Daha ekonomik ve çok sıcak alan, güneş alan yerlerde bunlar daha başarılı oluyor. Evet. Biz bunları müşterimiz talepleri üzerine bunları evet. ürettik. Şöyle yapanlar da var. %80 blackout kumaşı, %100 blackout diye satan arkadaşlar var. Biz bunu iyice anlatıp insanları bilgilendirmek için de uğraşacağız. Evet. Bu 2024 inşallah. Onun yanında ısı yalıtımlı kumaşlarımızı bünyemize kattık. Petekli, honeycomb diye. Çok değişik, petekli. Evet. Yakından bir gösterelim, kamera bir iyice yakınlaşsın oraya. Şu şekilde. Evet. Bir İçerideki alüminyum folyo ısı yalıtım sağlar. Sıcağı, soğuğu, içerisinin sıcağını dışarı, dışarısının soğuğunu içeri yansıtmıyor. Camı özellikle güneş vurduğundaki ısıyı içeriye vermiyor. Klima ortamını bozmuyor içerisinin. Kalorifer gibi davranıyor bize. Aynen öyle. Ve bir de ışık sızdırmıyor. Sıfır ışık. Çünkü iki kat. Evet. İki kat. Hem ışık sızdırmıyor, hem ısıyı hapsediyor. Onun maliyeti daha mı çok oluyor Hüseyin Bey? Blackout'la aynı. Hmm. Blackout'la aynı. %80'imiz daha, blackout'ımız daha ekonomiye geliyor. Honeycomb'la, petekliyle blackout'ımız aynı. Mesela cam balkonlarda en çok hangisi tercih ediliyor bu sizin kumaşlarınız arasında? Şimdi eğer çok güneş alıyorsa balkon
çok ısıya maruz kalıyorsa blackout ve honeycomb kumaşlar daha çok gidiyor. Güneş alan yerlerde. Evet. İşte çok kullanılmıyor. Oraya ardiye gibi kullanıp ya da buzdolabı atanlar var mesela. Tabii, deli dondurucu. Elbette. Onları mesela çalışmıyor diyor sısıdan. Bu kumaşları taktığımızda normal dönüyor her şey. Hı hı. Yani ama normal işte tesettürler şişirmek istiyorum. İşte ben karşımda yakınımda bina var. İşte ben rahat oturmak istiyorum diyenler için de birinci sayfadaki diamond kumaşlarımız bütün işi görüyor. Hı. Hem güneşi kesiyor, güneş ışınlarını kesiyor, görüntüyü kesiyor. Evimizdeki bir store, zebramız hangi işi görüyorsa bu da aynı işi görüyor. Aynı mantık. Şimdi Hüseyin Bey, ben bugün birçok soruyla geldim size. Ama ben de bir kullanıcı, ev hanımı olarak başka sorular da soracağım ama önce atölyeden dışarı çıkmadan atölyeyle ilgili soruları sormak istiyorum. Şimdi Yaren plise perde sistemleri tabii birçok varyanta sahip ama ECF tekstil, evet, kumaşları garanti sağdı altında. Evet. Ben hep derim ses çıkarmalı. Ses getirecek. Şimdi ECF plise perde sizin en iyi partneriniz. Neler evet. söyleyeceksiniz? Neden ECF? Başka bir partner de olabilirdi. Evet, olabilir. Neden ECF? Çünkü bu işin uzmanı. Yani kumaşı baştan yarattı diyebiliriz. Plise kumaşının yani yaratıcısı diyebiliriz yani. Bu kumaşta ipinden tutun boyasına kadar. Kumaş sıklığı o kadar bilmiyorum ama olabilecek bütün her şeyi biz yaptı ECF plise perde. Yani nirvanasını yaptı kumaşın. Bana göre öyle yaptı. Şöyle söyleyeyim yani ECF plise bu işe başlarken biz aslında beraber fikir alışverişi yaparak başladık bu işe. Geldi dedi Hüseyin Bey, ben bu işi yapacağım. Ama nasıl yaparız? Biz bu işi en iyisini nasıl yapabiliriz? Sen dedi bunun üreticisisin. Nerede sıkıntı yaşıyorsun? Ne gibi sıkıntılar, şikayetler alıyorsun? Biz de anlattık. Karşılıklı fikir alışverişi yaparak bütün çekmiş olduğumuz sıkıntıları anlattım, dile getirdim. O doğrultuda o da kumaşını üretti. Sağ olsun Ercan Bey. Bugüne getirdi. Şu an hemen zirvesi diyorum yani kumaşta ECF'nin ürünlerini. O zaman ECF ailesine teşekkür edelim. Çok teşekkür ederiz. Başarılar yani, devam dileyelim. Ercan Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Dedim, evet. Evet. Ve evet dedim ya ben de bir kullanıcıyım. Cam silmeye korkuyorum. Ben bunları açıp kapatabilir miyim? Camlarımı sildikten sonra geri takabilir miyim? Kirlendiği zaman nasıl silerim gibi kafamda bir sürü soru var. Şimdi onları cevaplayalım şöyle, isterseniz. Cam temizliğine hiçbir engel teşkil etmiyor. Perdeleri sökmeden camları temizleyebiliyorsunuz. Cam balkonu içten veya dıştan. Çünkü aşağı yukarı çalıştığı için her iki yönde perdemiz. Hiç perdeleri sökmeden camlarımızı temizleyebiliyoruz. Plise perdelerimizi nasıl temizleyebiliriz? Biz ister silinebilir, isterse çıkartıp yerinden banyoda leğen içerisinde ve banyosun içerisinde 40 derece 50 derece sıcak suda yıkanır. Ama kimyasal olmayacak kullanacağı şampuanlar. Sabun deterjan, ya da Arap sabunu falan. Yani kimyasal içerikli olmayan bütün temizleme ürünlerini kullanabilirler. Kimyasal olmayacak. Peki kırımlarını bozmaz mı? Hayır, bozulmuyor. İstediği gibi yumuşak süngerle veya arabayı fırçasıyla yıkayabilirler. Sert bir ürün vurup tületmeyecek kumaşı sadece. İstediği kadar 40 derece 50 derece sıcağı yıkayabilir. Güzelce durulamasını yapabilir. Suyu süzüldükten sonra yerinde asıp açık vaziyette değil perdelerimiz. Kapalı konumda. Kurutma bir gün. Kapatın. Bir gün diyoruz kapalı konumda kurutun. Ürün bozulursa getirir ürün bizim diyoruz. Böyle iki yılda garanti veriyoruz kumaşlarımıza. Peki bir soru daha. İpleri ya koparsa, aparatları ya bozulur, kaybolursa, çoluk çocuk koparırsa ne yapacağız? Bize gelecek garantili biziz. Ücretsiz şekilde. O küçük şekilde. Küçük aparatlar var onlardan da bahsedelim. İsteyene biz yedek aparat da veriyoruz. Getirdiğinde bir çayımızı kahvemizi içecek zaman kadar kısa zaman içerisinde biz yenileyip tekrar müşterimize veriyoruz ürünü. Hiçbir ücret talep etmeden. Peki Hüseyin Bey, siz ECF tekstil kumaşlarını kullanıyorsunuz.
İçlerinden çok güzel fantezi, klasik, spor, blackout'una kadar kumaşlar kırdırmışsınız. Hı. Buraya kadar güzel. Peki tedarik boyutunda o tedariği nereden sağlıyorsunuz? Hepsi Ecefe Pilisefer'de. Hı. Aksesuarından kumaşına, alüminyumuna kadar bir perdede kullanılması gereken ne kadar çeşit varsa hepsi Ecefe Pilisefer'de. Aparatlarda, aparatından iplerde. Hepsi de, ve hepsi kendi üretimi. Yani bugün aparatların ham maddesi de kadar biz önemli bir değer veriyoruz. Çünkü bunlar güneşe maruz kaldığı için kısa sürede patlayıp çatlayıp kırılma yapabiliyor. Biz bunların en ince detayına kadar hepsini düşünerek üretimini Ecefe Pilisefer'de karşılıklı istişare ederek en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Yani şikayet geldiği an biz onu değerlendirip hemen kendimizi yenileme moduna sokuyoruz. Yeniletiyoruz ürünü. Evet. Hoşumuza gitmenin en ufak yanını değiştiriyoruz. O kalıp şu kadarmış, bu kadarmış, değeri çok yüksekmiş. Hiç önemli değil. Bizdeki değeri müşteri memnuniyeti. Hüseyin Bey, bu arada renkler de çok güzel. Yani grilerin her tonu. Şimdi biz burada ilk başladığımızda gride 5 ton yapmıştık. 5-6 ton vardı. Biz burada hangisi müşteriden talebi çok görürse biz eliye eliye ana renkleri kartelamıza işledik aslında. İlk başladığımızda daha da çoktu renklerimiz. Bugün grinin olsun kremin 3-4 çeşidi vardı yakın tonlarda. Kahvenin 2-3 tonu vardı. Hepsinden böyle 3'er 4'er varyant yapmıştık. Bakın hangisi daha çok talep görmüş, hangisi daha çok istenmişse biz o renkleri seçerek bu hale getirdik. Son hali bu. Şu anda en çok talep gören renklerimiz. Peki müşterileriniz en çok hangi yaşam alanlarına tercih ediyorlar? Yani cam balkonlar, evet. Aslında bu plise perdeler ilk cam balkonlar cam için çıktı. Üretilmişti. Ama zamanla bizim o kadar çok yaşam alanlarımızda yerlerini, evet, aldılar ki. En çok nereler talep şu görüyor? Şu anda cam balkonlar sana oda camları, oturma odaları, yatak odalarında blackoutlar daha çok tercih ediliyor. Yani iç oda camlarına kadar şu anda girdi. Ve daha da talep çok olacak. Sanıyorum. Şu anda yavaş yavaş iç odalara girdi. Çok fazla talep yok. PVC gruplarında camlarda, ama bu daha da çok talep görecek. Store işini tamamen storcuları silecek kötü bir haber olacak ama maalesef bu ofislerde de çok görüyorum ben. Doktorların, avukatların ofislerinde, evet, de ofislerde çok görüyorum. De, evet. İş yerlerinde, evet, ofislerde, büyük fabrikalarda. Aynen. Ofislerde de bayağı yer aldı. Evlerden sonra ofislerde aynen, maalesef yer aldı. Şimdi maalesef önce hayatımıza çok güzel yani. Şu harika. Şey oldu, evet. Önce hayatımıza değerli sektör mensupları store girmişti. Evet. Sonra dediler ki bir alternatif store'u topluyoruz. Evin içi görünüyor, mahremimiz görünüyor. Sonra dediler ki zebra diye bir çözüm bulduk dediler. Evet. Çok sevindik. Gündüz yapıyorsunuz, gece yapıyorsunuz. Herkes de bir merak uyandırdı. Zebraları aldık, kullandık. 10 seneden fazla kullandık. Ta ki kenar ipleri atana kadar. Daha sonra dikey perdeler hayatımıza girdi. Yani mekanik perde sistemlerinde hayatımıza o kadar çok ürün girdi ki en son şu anda sektörün geldiği nokta plise perde sistemleri. Ve sektörde plise perde sistemlerinin gerçekten duayenleri var. Bu işi temiz yapanlar, kaliteyi ön planda tutarak, tedarik kısmını da yine kaliteyle buluşturarak gerçekten kaliteli işçilik çıkaranlar var. Biz tabii gururla, onurla onları tanıtmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Yaren Perde'de işte bu benim bahsettiğim isimlerden bir tanesi. Kalitesine %100 güvendiğimiz isimlerden bir tanesi Yaren Pilise Perde Sistemleri. Hemen bir dipnot olarak bir şey de hatırlatayım. Buyurun lütfen. Store Zebra'da gece gündüz dedik ya, bizim perdemizde de var gece gündüz. Gece gündüz çiftli şeklinde bizim perdelerimiz oraları var. Oraları atladık. Özellikle Hüseyin evet Bey. Atlamayalım buraları. Anlatın oraları da anlatın. Şimdi tül ve kumaş olarak gece gündüz olarak iki perdeyi bir ipler içerisinde bir pencere üzerinde uygulanabiliyor. Gece ve gündüz olarak bizim perdemizde de, plise perdede çiftli de var. Plise. Çiftli plise perde, evet.
Çiftli pijama gece gündüz olarak bizim perdemizde de var artık. Alttaki tül, üstündeki gerekirse blackout da olabilir. Aynen öyle. Honeycup da olabilir, blackout da olabilir. %80 de olabilir. Normal güneşliğimiz yerine alabilecek normal diamond serimizdeki kumaşlar da olabilir. Hepsi uygulanabiliyor. Peki 2016'da sektörümüze ilk giriş yaptığımızda 2014 denemelerinden sonra 2 yıllık o denemeden sonra sektör size nasıl yansımalarda bulundu? Yani cam balkon sektörü mü kolaydı, bizim sektörümüz mü? Bir kıyaslama yaptınız mı? Sektörümüz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi o 2 yıllık dönemde biz aslında plise perdeyi tanımaz safhasıydı o. Montaj kısmını nerelerde uygulanıyor onlarla alakası öğrenmiş olduk işi biz. Baktık bu iş güzel tutulmaya başladı. Hoşumuza gitti. Hoşumuza gitti. Talep güzel oluyor. Cam balkon ölçüsü almaya gidiyoruz. Yanında kartelasını götüreceğiz diyoruz. Şimdi bu şekilde bu cam balkonlar için perdeler çıktı. Yani düşünür müsünüz? Bu şekilde biz insanları aslında alıştırdık plise perdeye. Bir yanında plise perdeye tanıtan aslında biz cam balkoncular olduk diyebiliriz. Evet, temeli siz attınız. Evet, temel. Çünkü bu işten bir beraber olması gerektiğini düşündük. Cam balkondan bir yapıldığında bu perdenin de yani ikisi bir arada yapılması gerektiğini düşündük. Seni düşündüm. Cam balkonu yapılıyorsa bu perdenin de olması gerekiyor. Cam balkon şu an devam ediyor mu Hüseyin Bey? Tabii ki devam ediyor. Bünyenizde bünyemizde, yapıyorsunuz. Tabii, bünyemizde evet. Devam üzerine ediyoruz. Üzerine bir de plise perdeleri evet. Konduruyorsunuz. Evet. Tamamen bütünleştirdik. Evet, çok kapsamlı bir atölyedeyiz o zaman. Evet. Evet. Buradan hariç cam balkon üretim yerimiz de var. Yaklaşık 500 metrekare. Orada da üretimlerimizi yapıyoruz. Çok montaj ekiplerimiz var. Yanı sıra tabii ki beraber bura plise perde üretimi, cam balkon üretim yerimiz. İnşallah bir dahaki röportajımızda orayı tanıtırız. İnşallah. Değerli sektör mensupları, Hüseyin Bey'e bir sorumuz daha var. Soralım değil mi? Bayilik veriyor mu? Müşteri ağı nerelere kadar uzanıyor? Hüseyin Bey, sizi dinliyoruz. Tabii ki bayilikler veriyoruz. Bayilerimiz de var. Yaklaşık 100'ü aşkın bayilerimiz var. Biz bunu daha da çok genişlettik. Türkiye'nin her noktasına, en ucra noktasına kadar ulaşmak hedefimiz. Bunun yanı sıra Avrupa, yurt dışı hedeflerimiz de var. Bu da bu 2024 yılı içerisinde olacak inşallah. Bayiliklerimizi bize Yaren Plise Perde web sitemizden ulaşarak oradan bayilik başvurusu yapabilirler. Peki bayilik verirken herhangi bir talebiniz var mı? Şimdi onu soracaklardır. Evet, biz Yaren Perde'ye gidelim, bayilik isteyelim ama bizden ne isteyecek diye soracaklar. Hiçbir talebimiz yok. Hatta desteklerimiz de oluyor. Kartela desteğimiz oluyor. Çok ilk başta cüzi bir şekilde bunların tabii ki şeyleri kartele ücretli oluyor ama çok cüzi. Bunu da çalışmaya başladıktan sonra biz o şeyi de geri iade ediyoruz. Sebep bir teşvik etmek bizden çalışmasına. Şimdi karteli alıp çalışmayan firmalarımız oluyor. Ondan ötürü o cüzi kartel ücretini de isteme sebebimiz aslında. Bizim bünyemize katabilmemiz için, teşvik edebilmemiz için o ücretle sadece. Başka hiçbir talebimiz yok. Evet, bir köşeye atılmasın diye. Evet, bir köşeye atılmasın çünkü emek var. Evet, yani kartel herkes size bu işe gönül vermiş. Herkes size başvurabilir. Tamam. Bayiliğinizi alabilir. Tamam. Bu güzel kartela setini de küçük bir ücret karşılığında evet. Mağazasına koyabilir. Peki, siz günde kaç adet çıkarıyorsunuz? Müşteriye anında cevap verebiliyor musunuz? Lojistiğiniz ne durumda? Sipariş geçildiğinde kaç günde ürünü yollayabiliyorsunuz? İsterseniz önce adetten başlayalım. Kaç evet. Adet çıkıyor? Günlük şu anda 250 ve 300 adet çıkartacak kapasitede üretimimiz var. Biz bunu talep oldukça yükseltiyoruz. Hedefiniz kaç bu noktada? Hedefimiz biraz komik olacak ama 1000 tane hedefliyoruz 2024'te. Hayır, hiç de komik değil Hüseyin Bey. Yani yapabilirsiniz. Bu işi yapanlara komik gelebilir ama gerçekten üretimi kolay bir ürün değil. O yüzden komik gelebilir dedim. Yani ben o zor gördüklerini başarabilmek. Dedim ya zoru neden seviyorum. Olmasın? Ben o zoru başarmak hedefimiz.
Tabii bu nasıl perdeci arkadaşlara siz Emel Hanım perde satıcıları dergisi olarak aktifsiniz. Perdeci arkadaşlarımız, biz bunları da kazanmak istiyoruz sizin sayenizde. Perde satıcıları dergisi olarak. Sizi de bünyemizde hep beraber bütün Türkiye'nin her yerindeki perdeci gruplara ulaşmak hedefimiz. Bunları da kendi bünyemize katarsak günlük 1000 tane çok da fazla olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Zaten amacımız da bu. Perde satıcıları haber portalında sizleri yayınlamak, sizlerin başarılarınızı yayınlamak ve dergimizde de yine aynı başarıyı basarak değerli sektör mensuplarımıza ulaştırmak bizim en asli görevimiz. Çünkü sesinizi duyurmak istiyoruz. Onlarla sizin aranızdaki köprüyü oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla sizin mevcut müşterinizin üzerine daha yenilerini katabilmeniz için Perde Satıcıları Haber Portalı'nın bu konuda iyi bir aracı olduğunu düşünüyorum. Efendim şimdi tüm Türkiye geneline ürün yolluyorsunuz ama en çok benim kalem dediğiniz bölge neresi? Aslında Marmara bölgesi biraz da ağırlıklı Marmara bölgesi. Memleketiniz Karadeniz'e? Karadeniz'e ulaşmak istiyorum. Orada biraz o tarafa bayilik bulamadık. Oradaki perdeci arkadaşlar daha çok aktif bu konuda ama o taraflara da ulaşmak. Dediğim gibi Türkiye'nin her noktasında yaren Pilise perdeleri tanıtmak. Her yerine ulaştırmak. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar, Bartın'dan Artvin'e kadar, Ardahan'a kadar efendim taleplere açık yaren Pilise. Mesela bir Trabzon'dan talep gelse güzel olur. Tabii, bir Samsun'dan, bir Giresun'dan gelse güzel olur, olmaz mı yani? Çok güzel olur. Bir de şunu belirtmek istiyorum, yani siparişleriniz hızlı bir şekilde üretmek, yani üretmek ama kaç gün? Biz burada da bunun üzerine çok kendimiz odakladık. Biz şu anda 3 günde siparişleri kargoya verip hızlı bir şekilde müşterilerin eline ulaşmasını sağlıyoruz. Paketleme konusunu da konuşalım Hüseyin Bey. Tabii paketleme konusunda, yani kargo da zarar görmemesi için bütün önlemlerimizi alıyoruz. Yani üst üste 2-3 katman bile sarıyoruz gerekirse. Ürünün yoğun çokluğuna göre ne kadar az zarar görecekse biz ona göre yapıyoruz, burada paketlemeyi yapıyoruz zaten. Her şeyi düşünüyoruz. Her şeyi düşünüyoruz yani. Müşterimize gittiğinde ya işte buranın yamulmuş kargoda, yok şurası şöyle olmuş, ya patlamış, çatlamış. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık çok şükür. Biz burada o paketlemesini falan çok güzel dikkat ediyoruz itinayla zaten. Hızlı bir şekilde de hangi kargo şey yapıyorsa o kargonun anlaşmalarımız var. Bölge bölge nereye daha çok hızlı gidiyorsa o kargoyla gönderiyoruz zaten ürünlerimizi. Evet. Ve olduya kul yapısı, herhangi bir durum karşısında da arkasında duruyorsunuz zaten. Tabii ki ürününüzü. Tabii ki. Yani bugün yedek parçalarını istediği an oldu ya, bir şey oldu. Hemen tedarik edip tekrar kargoyla gönderebiliyoruz. İsteyene yedek parçasını bile verebiliyoruz. İşte kancası koptu, işte aparatı koptu, işte ip kopmasını yapanlar da var ama isteyenin ipine kadar gönderiyoruz. Ya benim elimde dursun, ben değiştireyim. Tabii ki. Yani kim ne isterse biz yanında veriyoruz ürünleri yedek parça olarak. Peki hayaliniz nedir? Yani yaren Pilise perde sistemleri nerede görmek istiyorsunuz? Nerede görmek istiyoruz? Her yerde görmek istiyoruz. Türkiye'nin dünyanın her yerinde. Aslında bu biraz zor gibi gözüküyor şu anda ama hayal gibi gözüküyor ama ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Peki arkanıza yaslanın. Kamera size yaklaşsın. İsterseniz önce partnerlerinizden başlayın. Partnerlerimizden neler başlayalım. Söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz bu işe Ecefe Pilise Perde kumaş üreticisi olarak Sayın Ercan Bey'e önce teşekkür ediyorum. Büyük desteklerinden ötürü. Beraber kalkıştık diyebiliriz biz bu yola. Beraber sonuna kadar götürmek istiyorum. Onun yanı sıra kartelamızda emeğe geçen Sayın Barış Bey'e, sanat karteliye, ona çok sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir kartela tasarımı. Çok güzel sanat eseri. Sanat kartelanın sanat eseri, evet, diyebiliriz.
Esin Hanım'a teşekkür ederim. Barış Bey'e. Evet, Esin Hanım ve Barış Bey'e teşekkürler sunuyoruz. Emel Hanım, perde satıcıları olarak size ve ekibinize sonsuz teşekkürlerimi sunar. 2024 yılını hayırlı bereketli olmasını dilerim inşallah. Çok teşekkür ederim herkese. Emeğine sağlık diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanımaktan büyük keyif aldık. Ve şunu gönül rahatlığı ile sizi tanıdıktan sonra dile getiriyorum. Değerli sektör mensupları, Yaren Pilise Perde Sistemlerinin her zaman yanındayız. Ve biz Yaren Pilise Perde Sistemlerine sonuna kadar kefiliz. Efendim, yeni firma arayanlar, Yaren Pilise Perde Sistemleri ile çalışmak isteyenler lütfen Bursa'ya Yaren Pilise'nin ziyaretine gelsinler. Evet, Bursa'dan seslendik size. Yaren Pilise Perde Sistemlerinin sahibi Sayın Hüseyin Demir'i tanıdık. Bursa'dan hepinize hayırlı işler diliyoruz. Yaren Pilise Perde Sistemlerinin bir başka yeniliğinde görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.